Assassin's Creed serisini bayağı bir severek oynadım bugüne kadar. Son 1-2 oyunda beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Oldukça onlar iyiydi. Bu oyunda bayağı iyi gözüküyor şu anda. Çok başındayım oyunu. Fakat daha 1 saat civarında oynamama rağmen oldukça beğendim oyunu. Geçtiğimiz oyunlarda oyunu oynayıp belli bir süre geçtikten sonra hikayenin değiştiği, konunun değiştiğini gördüm. Bayağı hoşuma giden şeyler bunlar. Örneğin o Kızılderili olanı oynayanlar hatırlıyordur. Biraz oynadıktan sonra karakter değiştirip hikayeye başka bir bakış açısından devam ettik. Bunda da öyle bir şey olur mu bilemiyorum. Ama olmasa bile gayet iyi gözüküyor şu an. Sokaklar inanılmaz gördüğünüz gibi. İnsan sayısı bayağı yüksek durumda. Çok zor bir şey şu kalabalığı bu şekilde bir cihazla çalıştırmak. Şimdilik öyle boş boş dolaşıyorum. Oyundaki bir iki yenilikten bahsedeyim. Örneğin normal bildiğiniz gibi şu şekilde bir yerlere tırmanabiliyorduk zaten. Tırmanmada birkaç farklılık da yapmışlar. Onları daha çok kullanmadım ama örneğin düz koşabiliyorsunuz ya da bazı şeylerin üstünden atlama, altından geçme komutu verebiliyorsunuz. En büyük değişiklik ise aşağı inişlerde R2 ve yuvarlığa basarak kontrollü bir iniş sağlayabiliyorsunuz. Mesela şu şekilde kontrollü olarak aşağı iniyorsunuz. Kontrollü indiğimiz için de 50 puan daha aldık mesela. Daha önceki en büyük sorunlardan biriydi bu. Sık sık adamımız düşüp canımız sıkılabiliyordu bu duruma. Şimdi birazcık öyle etrafta dolaşalım. Size şehri gezdireyim diyeyim. Bir tane görev bakalım. Örneğin. Nereye gidelim? Ana göreve gidelim şuraya. Bakalım yapabilecek miyiz? Pardon. Açılın. Evet, bakalım görevi yapabilecek miyiz? Arada böyle birkaç yükleme sahnesi geçiyor tabi. Bunu yapacak bir şey yok. Our plan. You're not an apprentice anymore, boy. So study your surroundings. Devise your own plan. I'm not here to hold your hand. No targets unreachable. Out of the way. Move. Where the hell is Duchesneau? Oh. If you can't find a weakness to exploit, make one. You've secured the cathedral? Oui, monsieur. Good. Tell Sivert, I'll meet him inside. Opportunities everywhere. It's on you to take it. You! Get back here with my keys! Thieves! And if all other plans fail, why not sacrifice yourself for the cause, your life for his, before Altair? That was the Levantine approach. You mean a dagger in broad daylight as I'm cut down where I stand? Sends a powerful message. I'll do it my way. Whatever you think best, assassin. Hmm.
Evet, şu an çevremizi inceleyip bir şey yaratmamız lazım diyeceğim ama şu an tam Türkçesini hatırlayamıyorum ne yazık ki. Fırsat yaratmamız lazım evet. Şuradan bir inelim bakalım. Encore disciple de Calilios, pourchassant les villes. What have we here? An altar boy? Why or just a rush? Common cup? I'd love to kick the shit out of your bony arms. Adamlar bizi gördü. Onlardan bir şey çalacaktı ama. Hinderer! Menjiren öldürerek çalacağız artık. Abi değişikliklerden biri de şu normalde yuvarla bastığınızda otomatik olarak adamımız korunuyordu. Şimdi düşmanımız tam vuracağı sırada üstü sarı oluyor enerjisinde oluyor. O sırada yuvarla bastığınız gerekiyor. Biraz daha zorlaşmış ve çok daha güzel olmuş bana sorarsanız. Şu arkadaştan anahtarı çalalım. Bu da can çekişmesin. Bakalım nasıl yapacağız bu işi. Önce bir normal kapıdan girmeyi deneyelim. Girişin olduğu tarafa gidelim. Olmazsa başka bir çaresine bakacağız. Kapıda bayağı düşman var ondan. Önce bir şu yukarıya tırmanıp yukarıdan atlayabilir miyiz ona bakacağım. Da. Buradan nasıl çıkacağız? Buradan çıkamıyoruz galiba. Biz bu arkadaşlara girişelim ya. Yine en zevkli yöntem. Sis bombasına adamları girişiyor gördüğünüz gibi. Yukarıya basıp enerjimi doldurdum tekrar. Ölüyorum ve öldüm ne yazık. Dikkatsizliğime geldi. Şimdi daha dikkatli oynayarak bölümü geçmeye çalışacağız bakalım. Kapıdan girmemiz bayağı zor. Başka bir yöntem deneyelim ya. Şuradan deneyelim bakalım. Buradan tırmanırsak belki bir yere ulaşabiliriz. Giriş arıyorum içeriye ama şu an yok gibi.
Çık abicim. Çık abicim hadi yukarı. Vay bir geldik, ne yapacağız buna? Konuşuyoruz, evet. Konuşmaya bastık ama böyle bir saçmaladı oyun arada. Merci. Que Dieu vous bénisse. He, kapıyı açıyormuşuz ya, tamam. Biz de arkasından girelim. Bu olayı avantajımıza kullanacağız herhalde. Üçgene basıp Eagle Vision'ımızla çevremize ne var ne yok görebiliyoruz. Mesela aşağıda hedefimiz düşmanlar. Hepsini görebiliyoruz. Belli bir süre sonra tekrar kullanılabilir duruma geliyor. Sağ altta gördüğünüz kartal işareti diyeyim. Onunla devamlı kullanmamamız için tekrar doldurulabilir yapmışlar onu. Bu arada çarpı tuşuna basarak, X'e basarak şöyle cover alabiliyoruz oyunda. Şu şekilde. E2 ile de ilerek gidebiliyoruz. Çaktırmadan oraya mı inmemiz gerekiyor acaba? Deneyelim. Karşıdan bir düşman geliyor. Sanırım evet. Hedefimiz aşağıda ama ona nasıl ulaşacağımızı şu an ben de bilmiyorum. Ben oyunun başında olduğum için dediğim gibi tam bilemiyorum nasıl yapacağımı. Şu adama çaktırmadan yaklaşabilir miyiz? Ona bakacağım. İnşallah dönmez arkasına ve döndü. Birisi gördü. İlk olarak bir atlayıp öldürmeyi mi deneyeyim acaba diyorum. Yoksa kalabalığa karışmayayım ama yanında 4 tane asker olduğu için birazcık zor olacak o. Bence şurada şu an kareye bassak olur gibi gelir. Geliyor bana. Bakalım nereye gidiyor. Şuraya atlayabilirsek. Aynen. Kusura bakmayın, konuşmayı unuttum. Nefesimi tuta tuta gidiyorum çünkü.
bu işi hallettik gibi. Wait here. See that we're not disturbed. Sever. Monsieur Latouche, I'm here to see the King of Beggars. Come with me. The intrigues of rats! Pompous fool, if I could lay my hands on him. Well, what's so important you had to pull me away from my daughters? You're right, monsieur. Too much of the king's champagne. Sibir, come away! Oyunu eğer oynayacaksanız başındaki bir olayla ilgili bir şey gösterdi şu an bize. Anlatmıyorum bozmamak için neyin ne olduğunu. Bu adamı da lootladıktan sonra buradan herhalde kaçmamız gerekecek. Kaçışı da artistik bir şekilde yapalım. Aynen böyle. Buradan çıkabiliyor muyuz? Böylece görevimiz tamamlanmış oluyor. Valla oyuna almak isteyenler, düşünenler bence pek düşünmesin, alsın. Benim tavsiyem alınması yönünde. Biraz daha oynayınca çok daha güzelleşeceğine de eminim oyunun. Her zaman bu böyle olmuştur Assassin's Creed serilerinde. Ve Ubisoft'un çok takdir ettiğim özelliklerinden biri her oyunda bu tekrar hissini azaltmak için bir şeyler yapması ve bunda da gayet başarılı olması, çok ufak değişikliklerle biraz daha yani çok daha farklı bir oyun oynadığımız hissiyatını vermesi. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Belki beğenilirse birkaç tane ayrı bir görevde yapabilirim. Eğlenceli savaşlar, dövüşler veya suikastlar olabilir. Yakında da çok severek izleyeceğinizi tahmin ettiğim Pro Evolution Soccer 2015 serisi gelecek. Last of Us'tan tanıyorsunuzdur. Levent arkadaşımızla yaptığımız maçları özellikle yüklemeyi düşünüyoruz. Çok komik geçiyor. Çok gülüyoruz. Umarım beğenilir, siz de beğenirsiniz. Görüşmek üzere.